Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Bugün konuğum Sayın Hikmet Gökçe ile beraberim. Multiworkers Business Master Network Koçu. Hem network sistemini hem eğitimciliği konuşacağız. Hem bu alandaki koçluk yapışındaki eğitimciliği nasıl yetiştirdiğini konuşacağız. Lütfen yaklaşın ve bizi izleyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Hikmet Bey? Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Ee, sizi e, hem iş yaptığınız kesim hem kendi alanınızdaki Hı -hı. kişiler tanıyor. Evet. Ee, biz de buradan sizi tanıttık Hı -hı. ama e, Hikmet Gökçe kimdir? Ne yapar? Bir Hı -hı. de sizden dinleyelim. Okey yani çok temelden <laughs> kısacık bahsetmek <laughs> gerekirse Hikmet Gökçe ben 51 yaşındayım. 65 İstanbul'da onluyum Çocukluğumun büyük bölümü Almanya'da geçti. Ailenin yurda dönüş kararıyla birlikte işte ortaokul, lise çağlarındaki sıkıntılarla birlikte Türkçe öğrenmek ve oraya adapte olma sorunlarıyla birlikte iş hayatını erken yaşta aslında 15 yaşında atılmış ve sürekli hep kendi işini yapan Hı -hı. olarak bu yıllara gelmiş biriyim. Ee, hiç maaş çalışmadığımı söylerken tabii ki hep yine de yanlış anlaşılmasın. Yani maaş çalışmanın da kendi işini yapmanın da zorlukları ve kolaylıkları ve güzellikleri veya da Çetin tarafları var, yok değil. Bugün ise 22. yılımda bir network koçu olarak seslenebiliyor olduğumu söyleyebilirim. Son 5 yıl içinde bu koçluk kararını aldığımı söylemem gerekiyor. Çünkü çok basitçe insanlar hep genellikle network marketing sahasında sunulan ürün ya da hizmetleri gördükleri... ...ve önlerine genellikle bu ürünleri ya da çözümleri alarak ticaret yapacaklarının düşüncesinden kaynaklı. İnsanların atladığı bir şeyi e, onlar hep sürekli anlatmaya, geri bildirmeye çalışıyorum. O da bizim ürünümüz herhangi bir şekilde orada paz, pazara sunulan şey değil, e, hizmet edilen de ürün değil. Bizim ürünümüz insan. Bu noktada e, Hikmet Gökçe yaptığı şeyi daha değerli kılabilmek adına ya da rehberliğini doğru yapabilmek veya daha fazla insan çeşitliliğini anlayabilmek önce dinleyebilmek adına e, böyle bir yolculuğa çıkmış oldu. Hı hı. E, tamam, e, bütün bunların içerisinde e, multi workers diyorsunuz, e, birçok işin bir arada yapılan network sisteminin koçluğunu yapıyorsunuz. Evet. Bu ne anlama geliyor? E, i̇ki sene öncesine kadar e, ben de tek bir yapıda ilerliyordum ki malum biliyorsunuz bize öğretilenler var ve bizim kabul ettiklerimiz var hayatın akışı içinde. O da örneğin çok basit bir dille söylememesi gerekirse bir işin olacak, düzgün bir işin olacak. İşte bununla yıllar sonra emekli hı hı. olacaksın gibi. Tabii bu algıya karşı e, bir şeyi sunmak çok kolay olmadı demem gerekiyor. Son iki yıl içinde e, kendimde var olan, hissettiğim ve bildiğim ve ortaya koyabildiğim kapasitem karşılığında bunun tek bir firmada zahir olmasını artık istemiyordum. E, sebebi de şuydu, tek firma yapısına gittiğinizde şirketlerinde kuralları var. Çok çıplak konuşmak gerekirse ve dürüst ve doğru konuşmak gerekirse bir network şirketine aslında baktığınızda her ne kadar bizi lider olarak sırtımız oksaçlalara da bizi onurlandırsalar da motivasyonel bir şekilde kariyer basamakları ya da işte ince elmas vesaire gibi güzel sözler sarf etseler de bir gerçek var. Aslında hepimiz sadece kayıtlı birer müşteriyiz. Çünkü evet. network şirketleri hep fırsat eşitliğinden bahsederler. Oysa ki hiçbirimiz eşit olamayız. Nedeni şu yönde ortaya çıkıyor. Elbette ki birimiz birimizden daha akıllı, birimizden daha zeki, daha çevik, daha atak. Bazılarımız süreç insanı, bazılarımız sonuç insanı olacak. Beş parmağın beşi bir değil. Eee akan zaman içinde gördüm ki sağa sola bakmam rahatsızlık veriyor firmalar yapısında. İkinci e, ikinci bir iş yaparsan senin hesabını kapatırız. E, senin üyeliğini kap kapatırsak e, konumunu kaybedersin, paranı kaybedersin. İşte daha dün benim bütün emeğimle ee, dışarıdaki parayı buraya getir, ben de sana payını vereyim diyen ticari yapı eşimi, dostumu tavsiye ettiğim veya yol, yıllarca yol aldığım birlikte yatıp kalktığımız, seyahat ettiğimiz, ticaret yaptığımız arkadaşlarıma karşı e, çok enteresan bir tavır sergiliyordu. O da şu, eğer başka bir yere gidersen buraya getirdiğin insanlar benim insanım, senin değil, buradaki gelirden de olursun. Şimdi bu biraz tabii ne yapmaya başladı? Yine amiyane tabirle biraz şantaj tehdit bari hissettiğim için bu beni rahatsız ediyordu son yıllarda. Bu rahatsızlığın sonucunda ben de şuna karar verdim. Tek yapılarla son, bundan sonra biraz geri çekilip, belki biraz ormandan hatta tepeye doğru çıkıp vadiyi görmek arzusuna girdim. E, oraya gidince tabii tek iş yapılmalı algısına karşı dirençlerle karşılaşmadım da değil. Çünkü ilk etapta çevrendeki insanlar yargılama yaşadılar. Yani insanların aklını karıştıracağımı, bir insanın iki üç yerde iş yapamayacağını. Benim sesim sadece tek yönde çıkabiliyor. Bir, öğrenme öğrenin. iki düşünme öğrenin. Bu İlk iki şeyden de. ne yazık ki çok uzakta yaşayan bir toplum hayatı içindeyiz. Çünkü her şey sonuç odaklı olmaya başladı. Herkese göre en iyisi bu, en iyi şirket bu, en babası bu. Ama ben de onlara diyorum ki lütfen en iyisi en iyisi diye yumurtaları tokuşturmayın. Ayrı sepete koyun. Daha mantıklı, makul olacaktır ya da bir arkadaşım tek bir işte başarılı olamadıysa ve rızkını arıyorsa başka yere gidiyorsa onu ben dışlamamalıyım. <laughs> o çünkü benim arkadaşım. Aynı şekilde yine baktığımızda tarihsel boyu gittiğinizde örneğin acenteler örnek verelim. Sigorta acentiliği alan bir insanın ikinci bir ürünü satması yasaktı. Bugün ise ne oldu yıllar sonra? Şimdi sigorta şirketleri yalvarıyor belki de. Yalvarmak biraz abartılı değil mi? Öneriyorlar. Benim ürünümde satar mısın? Ne değişti sizce? Çok şey değişti. Her şeyden önce e, firmaların, klasik gelen yapıdaki firmaların yönetim anlayışlarını bir daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Evet artık çağımızda bir değil, multiple şeylerle ilgileniyoruz. Örneğin cep telefonu dediğimiz şey aslında bir cep bilgisayarı, cep telefonu olmaktan çok öte bir şey. <laughs> e, pek çok şeyimizi oradan <laughs> hallediyoruz. Alışverişimizi oradan <laughs> yapıyoruz. E, hava durumunu oradan bakıyoruz haberleşiyoruz. E, pek çok şey yapıyoruz, motive oluyoruz, müzik dinliyoruz, film seyrediyoruz. Yani örnek çok basit aslında ama şunu kavranması gerekiyor artık. Network şirketlerinde bir insanın bir yerde eğer ya da bünyelerinde istediği şeye ulaşamadığını eee görmesi halinde rızkını bir yerde arıyorsa dışlamamayı öğrenmeleri gerekiyor. Ya da onları yargılamamayı öğrenmeleri gerekiyor. Peki öğrenebiliyorlar mı? Yani öğrenme ve düşünmeden bahsettik. E, bu alandaki e, hem iş dünyanızı, yani iş hayatına bakış açınızı, e, hem de e, farkınız ne? Yani diğer şeylerdeki, e, network sistemindeki farkınız. E, fark şu, e, ilk önce şunu görmek gerekiyor. E, bireysel bir e, aslında ne diyeyim, iş hayatı bu. Yani önce birey olmayı kavramak gerekiyor. birilerini yaslanmayı ya da beklenti içinde olmak değil. E, farkı şu şekilde ortaya koymak mümkün. Ben bir bireyim. Yani sorumluluğumu, öğrenme sorumluluğumu, beceri geliştirme sorumluluğum bende olmadı. Hı -hı. Bu birisine dayalı olmak değil. Peki e, bir, akıllı telefonlara veya bilgisayara da dayalı olmuyor muyuz? E, biliyorum sonuç odaklı bir toplumda yaşıyoruz. Yani bugün tüketim toplumlarının geldiği şey bu zaten. Hı -hı. O da hemen işte bizim iş geldiklerinde bir espri yaparım ben gerçekten. Müsaade ederseniz onu dillendireyim. Derim ki biliyorum arkadaşlar para lazım hemen lazım hatta şimdi burada lazım öyle değil mi derim? Güler insanlar. E hemen saniyede lazım doğru. Hemen gevşeler gülerler. Aslında çok böyle ketum duruyorlardır şimdi ne olacak burada bana ne anlatacaklar gibi. Ee, ya da kendilerine göre değer yargıları ön yargıları da <laughs> var tabi oraya getirirken e, onlarla oturuyor olacaklar. <laughs> Fark şu yönde olmalı. Her şeyden önce kişinin e, kendisiyle yüzleşmesiyle başlar. Ama ne yazık ki egosantrik bir dünyada yaşadığımız için ...hep en olmak daha olmakla ilgili bir sorunu var insanın. Yani olmakla ilgili bir sorun var. işte bakabilmek aslında evet. biraz içten, iç dünyadan bakabilmekse ...ego yenilebiliyor. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Ben hemen tabii ki hı hı. E, izleyicilerimiz açısından... ...çünkü birçok multi e, marketing network sistemini yaptığınız için... E, ...çok güzel bir alandasınız. Hemen... E, para kazandıran ve doğru para kazandıran, çok para kazandıran bir şey mi? Bu Hı -hı. ne kadar doğru? Yani sizi ayrıntıları izleyicilerimizin size sormak isteyip de şu anda ay keşke bunu sorsa dediği soruları Hı -hı. sormaya Hı -hı. çalışıyorum. Anladım. çok teşekkür ederim ee, konu rehber olduğunuz için. Ee, cevap evet olmakla beraber ee, şunun anlaşılması çok e, önemli. Bunun için çok para kazanmayı olmuyor ya da çok para kazanmayı neredeyse herkes istiyor. Neredeyse diyeyim. Yüzde yüz demeyelim. Herkes bunu çok istiyorken bir şeyi kaçırıyoruz. O da şu. Hayat isteklerle değil anlamlarla çalışır. Açalım biraz. Hı hı. Şimdi iş hayatı deyince herkesin anladığı şey aynı mı değil. Değil. Herkesin bakış açısı ee, yani farklı. Aynı dili konuşuyoruz birbirimizi anlamıyoruz. Evet doğru. Bu ev içinde de böyle. Arkadaş çevresinde de böyle. Ya da bilmiyorum her alanda insan oluşum böyle. Ee, çok para kazanmaktan tabii ne anladığı da değişiyor kişinin. Ya yani bu bin mi, on bin mi, bir milyon mu? Buna göre her de her değişiyor. Herkese göre harcama bütçesi çok kavramı değişebilir. Ama yani. diyelim ki Türkiye standartlarının çok cidden üstünde olsun. Örneğin on bin kazanmak mümkün mü? Mümkün. Da bir koç olarak tabii bunu söylemem gerekiyor. Bunun için birincisi yeterliliklerini, ihtiyaç duyduğu becerilerin farkında mı? Yani bir bedel var şimdi. Bir bedel yasası var bu işin içinde. Ee, tabii ki o bedeli öncelikle kendime yapacağım yatırımdan yana seçmem gerekiyor. Ee, ki biliyorsunuz kitap bile zor okunurken insanlar bu kadar pratik YouTube'dan her şeyi öğrenmeyi açtığını zannederken tamamen aslında sanrıların içinde yaşayan insanlara bizim işimizin zorluğu da burada başlıyor. Onlara farkındalığı getirmek, taşımak zorundayız. Yani kendisiyle yüzleşmeyi, beceri edinmesi gerektiğini, bunun bir bedeli ve süreci olduğunu, kendisini geliştirdiği ya da geliştirmeye gerçekten ki örneğin sadece iş arayanlarla, kariyer arayanları bir kere ayrıştırmakta da fayda var. İş arayanlar, para arayanlardır aslında. Hı hı. Yani böyle evet, çok biraz. için veya doğru. Yani giderleri karşılamak için veya kendi kişisel ihtiyaçlarını e, gidermesi, sosyal genelte gidermesi. Bu çok normal bir şey. İş hı hı. hayatından konuşuyoruz. Hı hı. Ee, bu rahatsızlık vermiyor. Olmakla beraber kariyer arayışında olan insanları görüyorsunuz. Bunlar daha az tabii ki. Onlar da kendilerini gerçekleştirme yolculuğunda olduklarını söylemek mümkün. O insanlar kendini eğer kariyer yolculuğu ise, kendini gerçekleştirme yolculuğu ise işte o zaman e, bu çok para kazanma konusu e, evet gerçeğe dönüşebiliyor. Çünkü kendini gerçekleştirme yolculuğunu bilir ki insan bunun bir bedeli var. Öğrenmek gerekiyor. Ee, aynı dili konuşabilmek, dil kalıbına sahip olmak, Türkçe konuşmak anlamına gelmiyor. Ee, söylenen şeyden aynı eşdeğer şeyleri algılayabilmek de ortaya çıkıyor. Çok doğru. Yani aynı yöne bakabilmek aslında. Bir kez aynı vizyonu fark edebilmek, büyük resmi birlikte tarif edebilmekten geçiyor. E tabii bu e, noktada baktığımızda yıllar içinde pek çok insan geldi, pek çok insan gitti ama bazıları kaldı. Ve evet benim ekibimde de gayet iyi gelirler elde eden Türkiye standartlarından dışarıdan çok renk vermeseler de üstünde gerçekten ciddi paralar kazanan insanlar oldu. Geçmişe baktığımda kabaca şunu söyleyebilirim. 300 bin kişilik bir organizasyona vesile olduğum söyleniyor. Bunu ben söylemiyorum. Ama rakamlar ortada. Bunlar gerçekçi rakamlar ve 150 milyondan fazla bir prim dağılımına da vesile olan biri olarak çok memnunum ayrıca. Ne güzel bir şey. Ee, peki bu sistemde olan boşluklar, yanlışlıklar nelerdir? Yani... Hep network deyince bir herkes bir geriye kaçıyor. Yani e, bir makyaj malzemesinde de veya bir kıyafet almaya kalktığımızda, bir ayakkabı almaya kalktığımızda yani Hı -hı. veya bir nohutu dahi almaya kalktığımızda Hı -hı. girip herkes bir aman deyip bir geriye kaçanlar var. Hı -hı. E, sistemdeki hatalar, boşluklar nelerdir? E, şimdi sadece sistem demek de belki e, Hı -hı. çok doğru olmayacak. Burada müsaade ederseniz ben Hı -hı. bir anda bir köprü görevi görmek istiyorum. Tabii ki. Bir tarafta firmalar var. Ee, gayet güzel harikulade ürünleri, çözümleri var ve bunu ispatlamış olanlar var tabii ki. Ha bunu tam olarak ortaya koyamayan, vizyon koyamayan firmalar da yok değil. Ee, birincisi köprü olarak şunu söylemem gerekiyor. Burada da bir saha var, bir karma var karşımızda. Her telden, her türden, her inanç sisteminden, her farklı eğitim modelinden gelmiş veya farklı gerçekleri yaşayan insanlar var. E, sistemsel olarak tabii şimdi bu ikisinin bir anda yüz yüze gelmesi genellikle buzdağın tepesini sadece görmelerinden kaynaklanıyor. Yani söylenenler ve ne diyelim e, fiziken gözükenler onlar da genellikle çok kazananlar çok seyahat edenler yüksek gelir elde edenler e, egosantrik bir dünyada yaşıyoruz ve doğal olarak bu bir aldatmaca hissine yol açabiliyor. Yani e, orada çok hassas bir şey var. Dikkatli olmak gerekiyor. Aslında bu insanlara onları kazanabilmek adına da çokça gösterilen biraz Showtime tarafı da <laughs> yok değil. Ama bunun yanı sıra bu gösterilmesi yine sakıncalı olan bir şey olmakla, olmamakla beraber e, doğru bir eğitim sistemine sahip olmaları gerekiyor. <laughs> Pek çoğunda ne yazık ki eğitim sistemi yok. Çok doğru. Peki buradan son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı? E, benim nazane tavsiyem öncelikle kendilerine yatırım yapmayı bir daha gözden geçirmeleri. Network sahası İnanın küsülmemesi gereken bir saha tamamen dilediği zamanda kişi dilediği kadar, dilediği miktarda, dilediği şehir veya ülkede harikulade ticaretlere imza atabilir. Kendini evet finansal olarak özgürleştirebilir. Bununla beraber tabii pek çok insanın hayatına da pozitif yönde dokunabilir. En önemlisi önce kendilerine yatırım yapmasını ön almaktır. Teşekkür ederiz Hikmet Bey. Ee, evet sevgili izleyiciler, Hikmet Gökçe ile beraberdik, multi konuştuk. konuştuk. Ee, kişilerin birbirine ulaşması, dostluklar kurması, aynı zamanda e, farklı alanlardaki o iş kollarını yayması için e, Hikmet Bey ile Hikmet Gökçe ile irtibat kurabilirsiniz. E, multi workers'tan network sisteminin koştuğunu yapıyor. Ve farklı birçok sistemi içinde barındıran tepe noktayı anlattı bizlere. Onun içinde de network'ün e, özellikle korkulmayacağını ve bu alanda da kazançları izah etti bize. E, bu işin içine girmek istediğiniz zaman birçok alternatifle birlikte iş yapabilirsiniz. Evet kendisiyle irtibat kurmanız yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.